Arkası Yarın. Elif ile Mahmut. Dördüncü bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Beyza Kara. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses kayıt Muhittin Yaygıngöl. Anadolu beylerinden Yiğitler Yiğidi ve kale komutanı Hasan Bey'in yakışıklı oğlu Mahmut rüyasında dünya güzeli bir kız görür. Adının Elif olduğunu ve bir çoban kızı olduğunu söyleyen bu peri kızına aşık olan Mahmut yemelerden içmelerden kesilir. Durumu haber alan bey babası Hasan Bey adamlarını ülkenin dört bir yanına salarak Elif adında bir çoban kızını arattırır ama böyle birini bulamaz. Sonunda Mahmut Elif'i bulmak için tek başına yollara düşer. Bir pınar başında dinlendiği bir gün Yusuf adında genç biriyle tanışır. Tüccar olan Yusuf Mahmut'a 100 tane askeri olan zenci bir reisle dövüştüğünü ve dövüşü kaybedince mallarının gasp edildiğini anlatır. Bu haksızlığa kızan Mahmut zenci reisle dövüşüp Yusuf'un mallarını geri almak için zenci reise giderek ona meydan okur. Yiğit birine benzersin beyim. Keşke sözünü ettiğim zenciyi görmeden meydan okumasaydım. Güçsüze kafa tutmak yiğitlik değildir. Yiğit dediğin zorbaya, zalime, haksızlık yapana kafa tutana denir. Hey sizler, reisimizle konuştum. Kendisine kafa tutulmasına çok memnun oldu. Ancak vakit çok geç. Sizi bu gece misafir edeceğiz. Yarın sabahleyin meydan sizin. Buyurun gidelim, konuğumuzsunuz. Size yatacağınız çadırı göstereyim. Doğrusu hiç böyle konuksever düşman görmemiştim Yusuf kardeş. Seni soyanların bunlar olduğundan emin misin? Elbette eminim Beyzadem. Neden sordun ki? Baksana çapulcuların reisi kendisiyle dövüşeceğimizi bilmesine rağmen karnımızı doyurup yatacak yer bile verdi bize. Yine de tedbiri elden bırakmamalıyız beyim. Bunların ne yapacağı hiç belli olmaz. Bakarsın gece el ayak çekildikten sonra adamlarını yollayıp bizi öldürtebilir. Evet olabilir. Nöbetleşe uyuyalım. Tamam sen yat uyu. İlk nöbeti ben tutarım. Mahmut ve Yusuf o gece çapulcu reisinin kendilerine baskın yapacağını sanarak sabaha kadar nöbetleşe uyurlar. Ancak bekledikleri baskın olmaz. Sabah olduğunda ise çadırdan çıkarak er meydanına gitmek isterler. İşte sabah oldu Yusuf kardeş. Ne baskına uğradık ne bir şey oldu. Evet beyzadem. Çadırımıza yaklaşan bile olmadı. Birazdan seni soyan şu zenci reisle kozlarımızı paylaşacağız. Umarım onu yenersin de mallarıma bir an önce kavuşurum. Hey siz ikiniz. Ne var? Biz hazırız. Reisiniz de hazırsa çıksın er meydanına. Merak etmeyin çıkacak. Ama daha önce reisimiz sizi kahvaltıya bekliyor. Buyurun. Peki geliyoruz. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Kahvaltıya buyurun beyler. Demek reis sensin. Evet, benim. Neden yüzünü peçeyle kapatıyorsun? Korktuğun bir şey mi var? Ben kimseden korkmam delikanlı. Yüzüme gelince onu ancak beni mağlup edenler görebilir. Bugüne kadar gören oldu mu? Hayır. Demek ki bu şeref ilk bana ait olacak. Beni yeneceğine bu kadar eminsin ha? Neyine güveniyorsun söyler misin? Ben önce Allah'a, sonra da bileğime güvenirim reis. Dövüş kahvaltı sofrasında değil, er meydanında kazanılır delikanlı. Şu anda benim konuğumsunuz. Açlığınızı giderin. Daha sonra da dövüşürüz. Buyurun. Sen konuksever, mert bir insana benziyorsun. Buraya niçin geldiğimizi bildiğin halde akşamdan beri bizleri konuk edip bir güzel ağırladın. Bunda şaşacak bir şey yok. Konukseverlik töremiz gereğidir.
Üstelik istesen bizi uykuda boğdurabilirdin. Buna da tenezzül etmedin. Umarım konuşarak anlaşırız da seninle dövüşmek zorunda kalmam. Buraya benden ne istemeye geldiniz? Yanımdaki bu delikanlıyı tanıyor musun? Elbette. Geçenlerde benimle teke tek dövüştü. Yenilince ben de hem adamlarına hem de mallarına el koymuştum. Biliyorum. Gel iyilikle şu adamcağızın gasp ettiğin mallarını geri ver de dostça ayrılalım. Şerden kimseler hayır görmemiştir. Olmaz. Ben o adamla baştan konuşmuştum. Buralar benden sorulur demiştim. Zergan ırmağını geçmek istiyorsan beni yenmek zorundasın demiştim. Bre, sen kim olasın ki ırmak başını tutup gelen geçeni er meydanına davet edip haraç alırsın? Yol tutmak er işidir. Geçmek de er işidir delikanlı. Ben arkadaşını askerlerimle birlikte yenmedim. Teke tek dövüştüm onunla. Her neyse. Dediğim gibi. Ver arkadaşımın mallarını da yolumuza devam edelim. Bize konukseverlik gösterdin. Seninle dövüşmek istemiyorum. Sen neler söylüyorsun Yiğit? Yoksa korkup caydın mı ha? Yiğit demek bilek ve yürek demektir. Bileğimin hakkını kimseye peşkeş çekemem. Ya bükersin bileğimi, alırsın alacağını, ya da aczini ifade eder ayaklarıma kapanırsın. O zaman hibe ederim. Hangisini istersin? Ben ne ayak öperim ne de öptürürüm reis. Madem öyle bileğimin hakkına razıyım. Dövüşse dövüş. İşte bu kararına sevindim. Kahvaltıyı bitirdiyseniz er meydanına gidebiliriz hadi. Gidelim. Bak reis, mağlup olursam ne dilersen yaparsın. Ama galip gelirsem sözünde durmalısın. Benim sözüm sözdür delikanlı. Hiç merak etme. Seni yendiğim takdirde arkadaşımın gasp ettiğin mallarını ve adamlarını aynen iade etmeni istiyorum. Ben daha ötesini söyleyeyim Yiğit. Beni mağlup edersen arkadaşının mallarını ve adamlarını iade eder, kendim de dahil olmak üzere cümle adamlarımla birlikte hizmetkarım olurum. Mallarım da senin olur. Ama seni mağlup edersem... Devam et reis. Beni mağlup edersen ne yapacaksın? Yemin ederim ki kafanı bu kılıçla koparır ve köpeklerime atarım. Tamam mı? Söyledim. Beni yenersen ne istersen yapabilirsin. Ama garibime giden bir şey var. Nedir? Yüzünü devamlı gizliyorsun. Kahvaltıda peçe örtmüştün. Şimdi ise Malta şövalyeleri gibi demir nikapla örtmüşsün. Aç da dövüşeceğim insanın yüzünü göreyim. Yüzümü açmam. Söyledim. Ancak yendiğin zaman görebilirsin. Öyle olsun. Haydi yap hamleni. Yap da görelim şu cihanda gerçek er kişi kalmış mı ha? Haydi çek kılıcını. Emrin olur. Kılıcımı çektim işte. Al bakalım. Aferin delikanlı. İyi kılıç kullanıyorsun. Sen de öyle reis. Başkası olsaydı çoktan yere sermişsin. Sen de iyi dayandın. Ama elimden kurtulamayacaksın. Al bakalım. Vay canına. Daha bugüne kadar bu hamlemi kimse kesememişti. Ama yine de elimden kurtulamayacaksın. Seni bu ırmağın suyunda öldüreceğim delikanlı. Kim kimi öldürecek bu dövüşün sonunda belli olacak. Al bakalım. Hamleyi iyi atlattın reis. Ama övünmek gibi olmasın. Daha bugüne kadar kimse beni yenemedi. Sen de yenemeyeceksin. Kolla bre kendini. Vuruldum. İşte yendim seni reis. Yaşa beyim yaşa. Kendin hem oğlumuzu hem de mallarımı kurtardın. Sen beni yendin. Evet. Allah'ın izniyle yendim seni. Madem öyle öldür beni. Hadi ne duruyorsun? Beni mağlup ettin. Sapla kılıcını böğrüme hadi. Hayır. Maksat sadece yenmekti. Ve yendim seni. Evet yendim. Sözünde duracak mısın? Merak etme. Ne söylediysem yapacağım. Önce yüzünü görmek istiyorum. Hadi. Aç da kim olduğunu göreyim. Peki. İşte açtım. Görebilirsin yüzünü. Ne? Olamaz. Gözlerime inanamıyorum. Dövüştüğüm insan meğer bir dilbermiş. Vay anam vay. Bu ne iş bre?
Biz bir kıza mı yenilmişiz beyzadem? Evet öyle. Ayrıca zenci de değilim. Yüzümdeki karalık boyadan ibarettir. Yüzümü yıkayayım da iyice gör beni. Aman Allah'ım. İnanılmaz bir şey. Az önce yalın kılıç dövüştüğüm insan şu anda karşımda dünyalar güzeli bir dilber olarak duruyor. Biliyor musun yiğidim? Şu ana kadar beni yenen kimse olmamıştı. Olacağını da sanmıyordum. Demek ki dünyada hala er kişiler varmış. Mağlup oldum. Sözümde duruyorum. Arkadaşının mallarını misliyle iade edeceğim. Adamlarına da bu kısa süreli esaretlerine karşılık birer cariye vereceğim. Ve geri kalan mallarımla birlikte ben dahil bütün cariyelerim senin hizmetkarın olduk artık. Dur biraz. İster öldür, ister azat et. İstersen ben de senin cariyen olurum. Önce soracaklarıma cevap ver. Kimsin sen güzel kız? Neden erkek kılığında dövüşürsün? Sebebi nedir? Adım Gülşah Yiğidim. Burhan Bey'in kızıyım. Vay! Bir de bey kızıymış ha? Babamın dizdarı olduğu Sivri Kale buraya 3 konak ötededir. Peki neden bey babanın yanında değil de burada konaklarsın? Bunun bir sebebi var mıdır? Vardır. Bu Zergan Irmağı Vadisi birçok yolların kavşağıdır. Her sene buraya çadır kurar, kısmetim olacak delikanlının yolunu gözlerim. Erkek kılığında gelene geçene zulmedip mallarını gasp ederek mi beklersin kısmetini? Benim kimseye zulmettiğim yok yiğidim. Ben sırtımı yere getirecek birini aramaktayım. Beni yenemeyen biriyle evlenemem. Nedenmiş? Çünkü zevcem olacak yiğit benden cesur, benden kuvvetli olmalıdır. İşte, 3 seneden beri bu vadide sayısız insanla savaştım. Hepsini de perişan eyledim. Bunlardan sonuncusu da bendim değil mi? Beni de perişan edip mallarımı gasp, adamlarımı da esir ettin. Doğru. Ama her bileği büken bir bilek çıkar. Sonunda ben de arkadaşına mağlup oldum işte. Madem baban bey, neden çevresindeki soylulardan biriyle evlenmedin Gülşah Hatun? Yoksa talip mi çıkmadı? Çıkmaz olur mu? Babamın kumandanlarından, has adamlarından bana birçok talip çıktı. Ama benim şartım vardı. Her kim ki beni mağlup eder, sırtımı yere getirirse ancak onunla hayatımı birleştiririm demiştim. Bu zamana kadar da yenen çıkmadı öyle mi? Evet. Ben de babamdan izin isteyip seçtiğim 100 askerle birlikte savaş eğitimi gördüm. Bir yıl boyunca zırhlar içinde hem çarpışmayı hem de erkek sesini taklit etmeyi öğrendim. Ondan sonra da buraya 3 yıl boyunca çadır kurup gelip geçenleri er meydanına çağırdım. Olacak gibi değil. Sonunda bileğimi büken bir sen çıktın yiğidim. Allah'a şükürler olsun ki sen çıktın. Senin yerine beni mağlup edecek bir canavar çıksa yine de bu kararımdan caymayacaktım. Çünkü ahdetmiştim. Ne yani? Sen şimdi yenildin diye beyim seninle evlenmek zorunda mı? Hayır ama beni zevceliğe kabul ederse her şeyimi ona feda ederim. Ben... Babam çok yaşlandı. Onun yerine geçer, bana eş, kabilemize bey olursun. Bak Gülşah Hatun, güzellikte benzeri bulunmayan bir dilbersin. Hatta bileğine güçlü, yüreği çelikten bir yiğit kızsın. Asaletine, irfanına kimseler söz söyleyemez. Lakin teklifini kabul edemeyeceğim. Kabul edemeyecek misin? Neden? Çünkü benim gönlüm bir başkasına sevdalıdır. Bir başkasına mı dedin? Evet. Bir dilber boynuma sevda kemendini takmış ki çözmek istesem de çözemem. Bu yüzden sana ancak bacı derim. Beni hoş göresin. Bak delikanlı, mertsin. Sözün dilinin ucunda. Yiğitsin. Bu havalide bileğini bükecek kimse bulunmaz. Bende ne kusur gördün ki izdivaç teklifimi reddedersin? Benim gibi zevce, sana vereceğim mutluluk gibi mutluluk nerede bulursun? Üstelik bey damadı olarak ileride beylik de kazanacaksın. Ey Gülşah Hatun, ne sözüne ne özüne diyecek bir şeyim var. Atmaca kadar atılgan, ceylanlar kadar narincesin. Yeni açan gonca güller gibi alımlı, kumrular gibi çalımlısın. Lakin dedim ya, boynumda takılı bir sevda kemendi var ki benlik komamış bende. Dağ dere dolaştırıp durur. Beyliğe gelince biz de bir bey oğluyuz. Sahi mi? Adım Mahmut.
Hasan Bey'in tek evladıyım. Bir sevda uğruna terk-i vatan eylemişiz. Ne olur anla beni. Yapma. Ağlayıp da beni de üzme Gülşah bacı. Ağlamak yakışmaz sana ey Dilber. Beni yakan yakmış, bir de sen yakma. Sevda kemendini takma boynuma. Bacım ol benim, bir de sen takma. Bacın olmak bile bin ömre değer. Eğer ister isen benden olurum. Sevdalım benden güzelse eğer, kapında bekleyen kölen olurum. Adını almışsın gülden çiçekten, ela gözlerini nemlendirmesen. Yazılanlar gelir bize ezelden. Beni yakan yakmış, bir de sen yakma. Elimde mi sana olmaz diyeyim? Bırak gönül deyip çekip gideyim. Madem bir ahuyu sevdin ne diyeyim? Hem dünya hem ahiret bacın olurum. Teşekkür ederim. Yemin ederim ki sevdiğimi bulursam ve ona kavuşabilirsem, sana uğramadan geçmeyecek, gönlümdeki o güzelle evlenmeyeceğim. Söz mü ey beyoğlu? Söz ey Gülşah Hatun. Madem öyle, hadi yolun açık olsun. Peki. Sana gelince Yusuf kardeş. Buyur beyim. Gülşah Hatun verdiği sözde senin mallarını misliyle iade edecek. Adamların da cariyelerden kimi beğenirlerse birer tanesini kendilerine Allah'ın emri, peygamberin sünneti üzere zevci olarak seçebilecekler. Gayrı sen de yoluna işine gidebilirsin. Yo, biz namert değiliz Mahmut kardeş. Zor günümüzde elimizden tuttun. Seni bu yolculuğunda yalnız bırakamam. Adamlarım alacaklarını alıp yollarına devam etsinler. Elif ile Mahmut adlı oyunun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.